Malum son günlerde bizleri üzen, halkımızı üzen ve derinden yaralayan üzücü bir hadise yaşandı. Diyanet İşleri Edirne Şube Başkanı ve Darül Hadis Camii İmamı Mahmut Eroğlu, Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan cinayetinin zanlılarının idam edilmesi gerektiğini açıkladı. Eroğlu yaptığı açıklamada idam cezasının yeniden getirilmesini istediklerini belirterek, yeterince caydırıcı olmayan mevcut hukuk sistemi maalesef bu tür olayların önüne geçemiyor. Cezanın amaçlarından birisi de caydırıcı olmasıdır. O yüzden mutlaka idam cezası yeniden getirilmelidir dedi. Özgecan kızımız kendini bilmez vahşi bir insan tarafından acımasızca katledildi. Bunun üzüntüsü hepimizi derinden yaraladı. Tabii bizlerin talebi şudur. Bu kızımıza bu vahşeti uygulayanların mutlaka idam edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunu talep ediyoruz. Bu insanlıktan nasibini almamış, habis ruhlu insanların bir daha böyle bir işe teşebbüs etmemeleri için bu cezanın, idam cezasının mutlaka yeniden getirilmesini talep ediyoruz. Toplumda kötülerin ayrılmasına neden olan etkenlerin belirlenip ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Eroğlu, masum insanlara kıyanlar belirli bir süre cezaevinde misafir edildikten sonra topluma kazandırılmıyor, yeni bir suç unsuru oluşturmak için salınıyor. Ahlaki yapının çöktüğü, insanların suç işlemeyi sıradan bir olay gibi gördüğü bu tarz olayların sürekli yaşandığı ülkemizde idam cezası mutlaka olmalıdır dedi. Çünkü yeterince caydırıcı olmayan mevcut cezalar, hukuk sistemimizdeki mevcut cezalar bu tür olayların önüne geçememektedir. Çünkü cezanın bir amacı da caydırıcı olmasıdır. O yüzden mutlaka idam cezasının getirilmesini bizler talep ediyoruz. Ahlaki yapının yerle bir olduğu bir ülkede caydırıcılığı en hızlı olan kararın idam olduğu herkesin malumudur. O nedenle hukuk sistemimizde İdam cezası mutlaka olmalıdır. Bizlerin istek ve talebi şudur ki bizler himayemiz altında bulunan çocuklarımızı, öğrencilerimizi, yakınlarımızı örf ve anneannelerimize uygun olarak yetişmelerini sağlamak, onların birer sevgi insanı, bir muhabbet insanı olmalarını sağlayarak yetiştirmek de hepimizin görevi olmalıdır. Bundan sonraki adımlarımızı millet olarak daha hassas, daha iyi bir şekilde atmak zorundayız. Bu tip vahim hadiselere de bir daha sebebiyet verilmemesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Biz bu vesile hem Özgecan kızımızı rahmetle anıyoruz, hem bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz. Ben Edirne'mizin güzel insanlarını bütün geçmişlerimize ve hasreten Özgecan kızımız için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Mehmet gitme ya. Arkadaşlar çekin. Buyurun. Buyurun. Yaparken utanmadın mı? Yol aç. Bir dakika. Gaz gaz gaz. Gazeteciler girmiyor. Geç. Askerler geç.